Selam gençler. Aracın lastik hava basıncı ne olacak diye sorular da geliyor. Onun hakkında da küçük bir video çekmek istiyorum. Benzin kapağını açtığınızda aslında burada yazıyor. Bizim kullandığımız birim, yani makinalara gittiğinizde bar da var, PSI da var. 2.3 bar yazıyor burada. Şimdi şuradaki anlamlara da bakalım. Lastik taban genişliğimiz 225 ise ve 17 jant kullanıyorsanız işte 33 basın diyor. Benim mesela taban 235, 40 kalınlık var, jant da 18 inç. Yük var ise 42, yük yok ise 36 basın diyor. Ama bu değerler, bilmiyorum, o kadar fazla geliyor ki bana. Yaptığım araştırmalarda shrokcom.com'da bir arkadaş çok güzel anlatmış. Hatta onun aracında 2.2 yazıyordu. Bilmiyorum, belki de bu güncel hali 2.3'tür şu an. Ancak benim yaptığım önler 33, arkaları da ben 31 yapıyorum. O şekilde araç daha konforlu oluyor. Şimdi gelelim, şurada da bir ayar yapalım. Zaten şu an PSI'da, şuradan görebilirsiniz. Şöyle bir odaklayayım. PSI'dan 33 yaptıktan sonra şu kapağı da çıkartalım. Şu kapakları da ben alüminyum aldım. Arkadaşlar çalıyorlar, haberiniz olsun. Başka bir şey takmayın. Yani bir hafta içinde gidiyor benim kapaklar artık. Ne hikmetse. Evet. 33 oldu. Sizlere tavsiyem, yazın mutlaka önleri 33 yapın. Ama 37 vesaire yaptığınızda inanılmaz sert oluyor. Hiç konforlu olmuyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani size. Ben lastikleri yazın, yani 2 haftada bir kontrol ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkası için 31 değerini girelim. Hepsini aynı yapmıyorum. Bu şekilde daha konforlu olduğunu düşünüyorum. Ancak siz hepsini de 33 yapabilirsiniz. Arabada leş gibi. Birazdan da bir temizlik yapacağım. Temizlikle ilgili de video çekin diyenler çok oluyor ama yani temizlik yaparken de videonun, yani sizlere bir bilgi katmıyor benim aracı temizlemem. Ne bileyim, o yüzden çok da gerek yok yani temizlik yaparken. Zaten arabayı temizlemeyi pek sevmiyorum. Bu arada bir dipnot düşeyim. Spacer satın aldığınızda benim göndermiş olduğum bijonlara bu kapaklar olmuyor. Çünkü orijinalinde durum nasıl? 4 tane normal bijon var. Bir tanesi ise şifreli. Bu plastik parçanın arkası altıgen. Altıgen olduğu için 4 tane bijona uyuyor. Ancak şifrelinin arkası şöyle daha farklı bir... Şunu da kapatalım unutmadan. Plastiğin arkası daha farklı olduğundan, yani 4 tanesini giriyor. Orijinal olarak plastiği kullanamıyorsunuz. Çünkü bijonun kafasına o altıgen olarak giremiyor. Sadece 5 tane sipariş vererek spacerlarınızı taktıktan sonra, yine bu plastik aksamları kullanmak istiyorsanız sadece 5 tane sipariş vererek bu işi çözebilirsiniz. Lastik basınçlarımızı ayarladıktan sonra torpido bölümünü açıyoruz. Sol üst köşede bulunan şu set değerine 3 saniye basılı tutmanız gerekiyor. Onay sesini duyduktan sonra lastik basınçları artık ayarlanmış oluyor. Bu işlemi yaparken kontağınız açık olması gerekiyor. Yoksa işlem geçerli olmuyor. Bir de bazı arkadaşlar lastik soğuk iken 80 ile giderken buna
basın diyor ama bence çok da gerekli değil. Bu şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Hadi sizi de kırmayayım. Şöyle. Detaylı olmasa da benim yaptığım işlem bu yıllardır. Çok öyle detaylı bir şeyle uğraşmam. En çok kir şurada çukur olduğu için burada birikiyor. Kalanları da jantlara atalım. Son damlasına kadar. Evet. Bu şekilde bekliyorum aracı en azından bir 3-5 dakika o kirini emsin diye. Ondan sonra tazikli suyla yıkıyorum. Tazikli suyla zaten yıkarken video çekemeyeceğim. Bir final olarak bir fotoğraf veya video çekerim ama yine. Görüşmek üzere. One.